İnşallah güzel geçer. Heyecandan elim ayağıma dolanıyor zaten. Ablacığım sakin ol. Tadını çıkar, bu kadar heyecanlandığını belli etme. Kocanla sonunda baş başa kalıyorsun. Öyle de. İş Mirza için çok önemli Deniz. Aklı burada kalacak diye üzülüyorum. Acaba istemiyor mu balayına gitmeyi? Yok canım, daha neler? Ne iş ya, karısıyla balayına çıkıyor. Hem istemese niye böyle bir şey kabul etsin? İstiyordur, değil mi? İstiyor, merak etme. Harika bir balayı olacak. Ha, bol bol fotoğraf çek, tamam mı? Hadi ben seni tutmayayım. İyi yolculuklar. Öpüyorum. Tamam canım. Hadi ben de öptüm. Konuşuruz yine. Mirza ile baş başa kalacağız. Günaydın. Günaydın babaanne. Aman aman aman. Neler hazırlanmış böyle. Yolda yeriz diye düşündüm. Bu ne böyle? Mis gibi kokuyor bu. Teşekkür ederim. Size de ayırdım, dolaba koydum. Afiyetle yiyin. Çok teşekkür ederiz. Gel seninle. İki lafın belini kıralım. Gel. Geç sen şöyle. Geç çocuğum. Bak şimdi. Balayına gidince kalbinde ne varsa Mirza'ya anlatacaksın. Duygularını sakın gizleme, tamam mı? Tamam. Erkekler biraz serttir. Onların hayata bakış açısı da farklı. Bak, bunların hepsi tecrübe. Sen şimdi tane tane yumuşakça anlatırsan Mirza anlayacaktır. O zaman sana kalbini de açar. İnşallah. Balayı size çok iyi gelecek. Sevgi bağlarınız kuvvetlenecek. Hem bak görürsün. Karı koca arasındaki bağlar da kuvvetlenecek burada. Kesban. Ne kokuyor böyle mutfakta ha? Bu yemek falan mı yaptı yoksa? Evet. Sabah ezanıyla kalktı, yolluk falan hazırladı küçük gelin. Poğaça börek yaptı. Belli belli. Ortalık leş gibi kokmuş. Pis pis her taraf. Sen aç. Havalandır her tarafı. Aç, 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 aç. Kapıyı, pencereyi her tarafı aç. Yerleri de paspasla, bol köpükle. Hadi hadi durma. Peki hanım. Ah Saadet Hanım, ah, zamanında ezdin bizi, tepemize çıktın. Şimdi de bu paçozu baş tacı yapıyorsun. Anne, ne yapıyorsun burada? Kız ne yapayım, sabahtan beri sinirim tepeme çıktı. Bu paçoz sabah kalkmış, ezanla birlikte pasta börek yapmış yolluk diye. Oğlumu hamurları yedire yedire fil gibi yapacak yakında. Gül, benim kaynanam hayatta hiç kimseye bu kadar iyi davranmadı. Ama bu kıza böyle bir iltimas, bir güzellik, nasihatlar, bu işin içinde kesin bir şey var. Ama çok sürmez, ben bunu öğrenirim. Oğlumu şu kızdan kurtardığım gün 40 gün 40 gece eğlence yapacağım. Yaparız anne, merak etme. Mirza. Gel evladım, gel. Maşallah maşallah. Hanımefendi 2 gün için bütün evi toplamış götürüyor. Bana bak kız. Yukarı odana çıktığın zaman iyice bir kontrol et bakalım. Takıların yerli yerinde mi? Ay anne, bu kız tamamen gitsin de ben bütün altınlarımı vermeye razıyım valla. O da doğru. Mirza, yavaş yavaş kullan arabayı. Leyla gel kızım. Bak, bu deli oğlan hızlı kullanır arabayı. Göz kulak ol. Güzel güzel sohbet edin. Uğurla gidin, uğurla gelin hadi. Mirza, Mirza. Leyla, arabaya binsene. Bu işin içinde kesin bir şey var ama yakında kokusu çıkar, merak etme.
Sen Fırat'la konuştun mu? Yok anne. Mirza abimle bir şeyler konuşuyorlardı ama işle ilgili herhalde. Bana bak Gül. İlk işin kocanı konuşturmak olsun, tamam mı? Zaten iki sıkıştırdın mı Fırat hemen sökülüverir, merak etme. Bir konuş bakalım ya bir an. Bir ağzını ara. Kadınlığını kullan canım. Ben mi üreteceğim sana? Tamam tamam. Sen hiç merak etme. O iş bende. Aferin sana. Kemerini taksana. Hızlı çekince gerilir. Yavaş takacaksın. Tamam. İlk yolculuğumuz. Balayımız çok güzel geçer inşallah. Allah utandırmasın. Ay, bir de el sallıyor utanmadan. Siz ikiniz. Edi ile Büdü. Vıdı vıdı ne konuşuyorsunuz? Hiç. Öylesine işte havadan sudan konuşuyoruz. Bak bak. Ben de sandım ki Leyla'nın dedikodusunu yapıyorsunuz. Aşk olsun babaanne. Hadi ben kaçtım. Görüşürüz. Fırat aşkım bir şey konuşabilir miyiz? Canım vallahi vaktim yok. Abim her şeyi bana bıraktı. Çok işim var. Akşam konuşuruz. Bir şey beceremedin. Müzik.